Merhaba arkadaşlar, Asalet ve Tarih kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde Rodos'un fetih nedenlerinden ve Rodos'un öneminden bahsedeceğiz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın ve diğer videolarımıza göz atın. Hadi başlayalım. Akdeniz coğrafyasında Rodos, Babil'den Sicilya'ya, Boğazlardan Nil Nehri'ne kadar bütün eski deniz yollarının kesiştiği noktada, Küçük Asya kıtasını çevreleyen çok önemli bir noktada yer almaktadır. Rodos, Ege Denizi'nin güneydoğusunda bulunan ve tarihin her döneminde ekonomik yönden Anadolu'ya bağlı kalan 12 ada grubunun da en büyüğü ve yönetim merkezidir. Akdeniz Ege ekseninde gerek ticari güzergahı kontrol etmesi ve gerekse askeri açıdan bir deniz üssü olması nedeniyle Rodos, eski çağlardan itibaren bu bölgedeki hakimiyet mücadelesinin en önemli sahalarından biri haline gelmiştir. Nitekim M.Ö. devirlerde Mısır, Mezopotamya, Girit, Hitit gibi medeniyetlerin hedefi olmuştur. Daha sonra ise Persler, Atinalılar, Karyalılar, Makedonyalılar ve Romalılar arasında el değiştirmiştir. 7. yüzyıldan 9. yüzyılın başlarına kadarki dönemde ise Arap donanmalarının hedefi olmuştur. 9. yüzyılda Araplardan sonra Bizans'ın hakimiyetine girmiştir. Türklerin 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'ya yerleşmesini takip eden yıllarda Selçuklu harekatından ayrı olarak hareket eden Çaka Bey, İzmir'de bir Türk beyliği kurdu. Çaka Bey, Anadolu sahillerinde tutunabilmek için adaların fethinin zaruri olduğuna inanmıştı. Bu durum, Ege'deki hakimiyet mücadelesinin içine Türkleri de çekmişti. Kurduğu donanma ile Midilli, Rodos, Sakız, Sisam gibi adaları ele geçirerek beyliğin sınırları içerisine kattı. Ve böylelikle Rodos üzerindeki ilk Türk hakimiyeti kuruldu. Lakin bu hakimiyet çok uzun sürmedi. Çaka Bey'in Bizans entrikaları neticesinde damadı 1. Kılıç Arslan tarafından öldürülmesi sonrası Rodos ve diğer Ege adaları üzerindeki Türk hakimiyeti sona erdi. Çaka Bey'den sonra da Türklerin Rodos ve diğer adalarına yönelik ilgileri devam etti. Meteşe beylerinden Mesut Bey 1300'de Rodos adasına sefer düzenledi ve adanın önemli bir kısmını ele geçirdi. Ancak Rodos şövalyeleri yaptıkları akınlarla önce Rodos'u daha sonra 12 adanın tamamını ele geçirdiler. 1310 yılında Mesut Bey adayı tekrar ele geçirmek için çaba gösterdiyse de başarılı olamadı. Adanın 1309 yılında Saint Jean şövalyelerinin eline geçmesi burayı adeta askeri bir üs haline getirdi. Zamanla adanın Osmanlı aleyhtarlığı yapıların merkezi haline gelmesi ve kendisi açısından buranın bir güvenlik sorunu oluşturması nedeniyle Osmanlı Devleti'ni Rodos'a yönelik bazı askeri tedbirler almaya yöneltti. Rodos'ta kaleler inşa eden şövalyeler tarikatı, 8 il konuşan, 8 devlete mensup şövalyelerin toplanmasından oluşmuştur. Güçlü bir kale duvarıyla çevrili olan Rodos şehrini 8 bölgeye ayırıp dil bölgesi demişlerdir. Şövalyeler, Fransız, Auvergne, Provence, İtalyan, Aragorn, İngiliz, Alman ve Kastilyalıydılar. Onları yöneten Magnus Magister, yani Üstad-ı Azam denilen tarikat reisi seçimle başa gelirdi. Üstad-ı Azam'ın imtiyazları çok olsa da 54 üyeli Ruhaniler Meclisi'ne danışmak zorundaydı. Ve en yüksek rütbe Büyük Haç'tı. Rodos şövalyeleri Akdeniz'i Venediklilerin elinden alarak donanmasıyla üstün bir duruma ulaşmıştı. Doğu Akdeniz havzası ile Ege Denizi ve Boğazlar bölgesi arasındaki yol üzerinde yer alan Rodos, Anadolu Yarımadası'nın güneybatısında bulunup Anadolu, Balkanlar, Suriye ve Mısır yolu üzerinde olan Rodos'ta şövalyelerin en büyük amacı Kudüs'ü Müslümanlardan geri almak ve Avrupa'dan atmaktı. Anadolu'da siyasi birliğini sağlayan Osmanlı Devleti'nin denizlerde de gelişmeye başlayınca güvenliği açısından kendisini tabi uzantısı olarak gördüğü Ege adalarına yönelik ilgisi kaçınılmazdı. Fatih Sultan Mehmet'e kadar Osmanlı padişahları Rodos ve 12 ada ile doğrudan ilgilenme fırsatı bulamadı. Fatih döneminde Rodos şövalyelerinin Türkler aleyhinde kurulan ittifaklara girmeleri, korsan gemilerine yataklık etmeleri ve zaman zaman Anadolu kıyılarına saldırmaları, Haçlı donanmalarının Rodos civarındaki adalarda üstlenmeleri Osmanlı Devleti ile Rodos şövalyelerini karşı karşıya getirdi. Rodos şövalyelerinin bu düşmanca tutumları üzerine 1454 yazında Ege Denizi'ne çıkan 30 kadırgalık bir Osmanlı donanması şövalyelere ait adalara baskınlar yapmıştır. Ertesi yıl 1455 yılında Fatih bu defa Rodos'a karşı Hamza Bey kumandasında bir donanma yolladı. Bu donanma şövalyelere ait adalara baskınlar yaptı. Hamza Bey, Rodos adasının doğu kıyısındaki istihkamları saldırarak yıktı ve geri döndü. Bundan sonra şövalyeler, cülus sırasında kabul ettikleri şartlar ile anlaşmayı yenilediler.
Fatih döneminde 1467 yılında ikinci bir sefer düzenlendiyse de bu seferden bir sonuç alınamamıştır. Gerçekleştirilen bu iki başarısız teşebbüse rağmen adanın gerek ticari ve gerekse askeri öneminden dolayı Fatih'in Rodos ve 12 adaya yönelik ilgisi devam etmiş ve bu defa 1480 yılında adaya yönelik yeni bir askeri harekata girişmiştir. 23 Mayıs 1480 yılında Mesih Paşa komutasındaki Osmanlı donanması 3 ay süreyle adayı kuşatma altına aldı. Şövalyeler büyük kayıplar vermesine rağmen şiddetli bir direniş ortaya koydu. 28 Temmuz günü yapılan son hücumda başarısız olunca Osmanlı donanması kuşatmayı kaldırarak Rodos'tan ayrıldı. Osmanlı donanmasının bu saldırısı ardından şehir surları baştan başa yenilendi ve güçlendirildi. Bu sayede Rodos Kalesi Avrupa'nın en sağlam kalelerinden biri haline geldi. Fatih Sultan Mehmed'in küçük oğlu Sultan Cem'in saltanat mücadelesini kaybettikten sonra Rodos'a sığınması, Padişah 2. Beyazıt'ı Saint James şövalyelerine karşı daha yumuşak bir siyaset izlemesine neden oldu. Fakat Rodos şövalyelerinin Osmanlı Devleti aleyhindeki faaliyetleri bundan sonra da devam etmiştir. Büyük tepki çeken korsan eylemlerinden ayrı olarak Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye Savaşı sırasında Memlüklere yardımda bulunmaları şövalyeleri devletin gündeminde yeniden birinci sıraya koymuştur. Bu gelişmelerin yanında Doğu Akdeniz sahillerinin tamamen Türk hakimiyetine girmesi, Anadolu ile bu yeni Osmanlı ülkeleri arasında deniz ulaşımının emniyete alınması gerekmekteydi. Sultan Cem hadisesi yüzünden bu konuda temkinli davranan 2. Beyazıt'ın ardından tahta geçen Yavuz Sultan Selim, önce karşı çıkmakla birlikte bu zorunlu durumu takdir ederek saltanatın son yıllarında Rodos'a yönelik bir donanma hazırlanmasını emretmiştir. Lakin Yavuz Sultan Selim bu emeline ulaşamadan vefat etti. Rodos şövalyeleri Kanuni Sultan Süleyman döneminde de Osmanlı Devleti'nin gündemini meşgul etmeye devam etti. Son olarak şövalyelerin Suriye'de isyan eden Canberdi Gazali'ye yardımda bulunmaları, Cem Sultan'ın oğlu Murat'ı tahtın varisi olarak ortaya sürmeleri, Osmanlı ticaret ve haç gemilerine saldırmaları iki taraf arasındaki var olan sorunu daha da ciddi hale getirmiştir. Sorunun çözümü için Sultan Süleyman, Rodos şövalyeleri üzerine yapılacak sefer için askeri hazırlıkların yapılması emrini verdi. Ve ordunun başına 2. Vezir Bulak Mustafa Paşa'yı getirdi. Sefer için iki güzergah belirlenmiştir. Kanuni komutasındaki ordunun karadan, Mustafa Paşa komutasındaki donanmanın ise denizden yola çıkması kararlaştırılmıştır. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Osmanlı donanması 4 Haziran 1522'de İstanbul'dan yola çıktı. Donanma irili ufaklı 700 gemi ve 200 bin askerden oluşuyordu. 14 Haziran 1522'de İstanköy'e uğrayan 30 Osmanlı kadırgası kısa süre sonra Rodos önlerine gelmiştir. Askeri harekat başlamadan önce padişah, ada halkına ve şövalyelerine hitaben elçi vasıtasıyla bir mektup gönderdi. Bu mektup, tarikat lideri Philip Villers'e takdim edilmiştir. Mektupta, adanın teslim edilmesi halinde devletin alacağı tedbirleri ve uygulamalar içermektedir. Fakat bu mektuba olumlu ya da olumsuz herhangi bir cevap alınamamıştır. Bunun üzerine donanma 24 Haziran'da Rodos önüne varmış ve karaya asker çıkarmaya başlamıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın 28 Temmuz'da adaya gelmesinden bir gün sonra 29 Temmuz'da Rodos Kalesi kuşatması başlamıştır. Çarpışmalar ise 1 Ağustos'ta Alman burcuna yapılan top atışıyla başlamıştır. Kanuni, otağını Kızıltepe mevkiinde kurarak kuşatmayı buradan idare etmiştir. Adaya yönelik şiddetli Osmanlı saldırıları yaklaşık 5 ay süren kuşatmadan sonra şövalyelerin teslim olmasıyla sona ermiştir. İki taraf arasında 21 Aralık 1522 tarihinde yapılan anlaşmaya göre şövalyelerin adayı boşaltmalarına müsaade edilmiştir. Yapılan anlaşmanın maddeleri şöyleydi. 1. Şövalyeler 10 gün içerisinde Rodos ve 12 adayı tahliye edecekler, taşıyabildikleri her şeylerini beraberinde götürebileceklerdir. 2. Rodos'taki bütün Müslüman ve Hristiyan esirler Osmanlı'ya verilecektir. 3. Rodos Limanı 10 günlük tahliye müddeti içinde Yeniçeri Ağası'nın kumandasında 4000 Yeniçeri tarafından işgal edilecek ve bunlar tahliyeyi nezaret edeceklerdir. 4. Türk ordusu tahliyenin sonuna kadar kaleye 1 milden fazla yaklaşmayacaktır. 5. Antlaşmanın sonuna gelene kadar şövalyelerin Üstad-ı Azam'a bağlı olmayan 25 üyesiyle şehrin ileri gelenlerinden 25'i Türk karargahında esir olacaklardır. 6. Halktan herhangi biri istediği takdirde şövalyeler ile Avrupa'ya gidebilme hakkına sahiptir. 7. Türkler şehre girdikten sonra yağma yapmayacaktır ve kimse esir alınmayacaktır. 8.
Rodos halkına 5 sene için vergi muafiyeti getirilecektir. 9. Katolik Hristiyanlara da Ortodoks Hristiyanlarına verildiği gibi dini özgürlük hakkı verilecektir. Rodos'un düşmesinden sonra imzalanan bu anlaşma ile Rodos ve Ege adalarındaki 213 yıllık şövalyeler devri sona ermiştir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Rodos seferi sonunda bağlı adalar ile birlikte büyüklü küçüklü 70 kalenin Osmanlı'nın eline geçtiğini, bunların sayımının yapılarak Rodos'a ihya edilen Kanuni Vakfı'na bağlandığını ifade etmiştir. Rodos'un fethi, Türk topçuluğunun Avrupa topçuluğuna üstünlüğünü göstermiş ve Hristiyanlığın İslam alemine karşı kalesi sayılan bir adanın ele geçirilmesi Avrupa'da çok büyük çalkantılara neden olmuştur. Ve bu fethiyle Türk İmparatorluğu, stratejik ve ekonomik bakımdan önemli bir adayı ele geçirerek Doğu Akdeniz'de büyük bir üstünlük sağlarken aynı zamanda tehlikeli bir düşmanı da bertaraf etmiş oluyordu. Rodos zaferi sonrası Katolikler, Türkleri tek cephede inemeyeceğini anlayacak ve birleşme yoluna gideceklerdir. Ama bilmedikleri şey, bu Türklerin deryadaki ne ilk büyük zaferi ne de son olacaktı.